Herkese merhaba arkadaşlar, ben Barış Kahraman. Yanımda WebTekno'nun dış kaynaklarından Semih Nazlı var. Kendisini tanımıyorsunuz şimdiye kadar, görmediniz, ilk kez karşılaşıyorsunuz. Bu ilk konsept programımızda da sizlere iPhone 6'dan bahsedeceğiz. iPhone 6 nasıl olacak, biz iPhone 6'dan neler bekliyoruz ve Apple bu yıl tanıtacağı iPhone 6 modelinde bize neler sunacak, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle kullanıcı beklentilerinden başlayalım. Semih, Apple şimdiye kadar aslında çok da fazla kullanıcıları memnun etti diyemeyiz. Ya hep sürekli ortalamanın üzerinde cihazlar çıkardılar. Sürekli gerçekten yılın en iyisi olmaya aday cihazlar çıkardılar. Ama kullanıcıları ne kadar tatmin ettiler? Kullanıcılar artık Apple'dan telefon konusunda ne bekliyorlar? Önce bundan başlayalım. Şimdi öncelikle herkese merhaba. Şimdi Barış, senin soruna gelirsek gerçekten de Apple hani son zamanlarda kullanıcıların beklentilerini karşılamayan cihazlar yapmaya başladı. Bunların en başında işte baktığımızda iPad Air serisi çok güzel cihazlar olarak ortaya çıkmış olsa bile genelde birçok kullanıcının beklentisini karşılamayarak Android'e yönelmesine sebep oldu. Şimdi artık yeni piyasaya bakarsak bu telefon teknolojisinin gelişimiyle beraber artık insanlar bir noktada telefonlarını cebine attıklarında birer bilgisayar kasası olarak taşımak istiyorlar. Evet, aslında artık telefonlarımızın fiziksel varlıklarına çok fazla bağlı kalmamak istiyoruz. İşte akıllı saatlerin ortaya çıkmasının sebebi bu. Google'ın gözlük peşine düşmesinin sebebi bu. Akıllı saat pazarının her geçen gün genişlemesinin sebebi bu. Vesaire vesaire. Yani biz artık telefonlarımızın kasalarına bağlı kalmamak istiyoruz aslında. Sizin de muhakkak istediğiniz odur. Kullanıcı olarak bilmiyorum Apple kullanıcıları ne bekliyorlar, ne ediyorlar da. Ama o noktada haklısın. Artık telefonumuzu açmak için cebimizden telefonu çıkartmak zorunda kalmamalıyız. Yani bir noktada artık bu akıllı saat teknolojilerinin en güzel özelliklerinden biri de o. Size bir mesaj geldiği zaman direkt kolunuzdan bakarak sesli bir şekilde o mesaja yanıt verebiliyorsunuz en basitinden. Ve bu harika bir şey. Aramaları alabiliyorsunuz. Fotoğraf çekimi yapanları bile var ki. Fotoğraf çekiliyor hani, ki Gear 2 çok tatlı olmuş. Gerçekten mesela. Gear 2 ben çok başarılı buldum bu konuda da. Bakalım iWatch bu konuda neler yapacak? Evet, bu sene bir iWatch da bekliyoruz Apple'dan. Bir akıllı saat de bekliyoruz. Gelmesi muhtemel teknolojiler arasında ama onunla ilgili de sadece konsept tasarımları var. Yani daha fazla neye benzeyecek bilmiyorum. Gerçekten neler, nasıl olacak? Bunun dışında olacak, konsept demişken iPhone 6 ile ilgili çok ilginç konseptler var. Yani şey, hologram videoları, hologram ekranları falan gerçekten çıkarmışlar. Hani bir anlamda aslında bu Beam teknolojisinin, işte iBeam ya da Samsung'un Galaxy Beam teknolojisinin bir üst modeli falan denebilir. İşte açılıyor oradan, hologramik klavye yansıyor, holoscreen yansıyor, o taraftan görüntüyü oraya aktarıyor vesaire. Ama aslında bir anlamda teknolojiden beklediğimiz bu bizim artık. Yani kesinlikle bu konuda sana katılmadan edemeyeceğim. Çünkü hani ben artık açıkçası bir kullanıcı olarak telefonumu masaya koyduğum zaman hani telefonumun bir şekilde bana hologram bir ekran vermesini ve hologram bir klavye vermesiyle beraber ben o aleti bilgisayar olarak da kullanabilmek istiyorum açıkçası. Yani şu artık piyasada ben telefona 2500 liradan fazla fiyatlar ödeniyorsa ve hani o telefon artık görevinden telefon görevinden birazcık çıksın yani. Birazcık da bana mobil bir bilgisayar hani olarak işlem versin isterim yani. Bazı kullanıcılar hala o şekilde yaklaşıyorlar mesela, işte alo diyeyim, mesaj atayım yeter ama artık telefonlar o devreyi geçti. Yani hala o şekilde üretilen telefonlar da var o tarz kullanıcıları için ama hani biz şu an artık iPhone 6 diyorsak ben açıkçası bekliyorum abi, holo screen gelsin, holo keyboard gelsin, yani bir şekilde oturalım iMac gibi cihazı kullanabilirim bir dock'la beraber. Hologramdan bahsettik ama biraz daha ayakları yere basan tasarımlardan gitmek lazım belki de. Hani bu şekilde fütüristik ya da gerçeküstü tasarımlardan bahsetmek çok da akilane, mantıklı olmayacak belki yani de. Sonuçta bu beklentiler bu yönde ama hani günün birinde bunları görmek istiyoruz. Gerçekten istiyoruz bakalım. Ama bunun dışında kullanıcıların en çok beklediği şey artık Apple'ın değiştirilebilir bir batarya kullanması. Kesinlikle. Yani bu iPhone ilk çıktı 3G serisinden beri çok büyük bir problem. Yani herkesin söylediği tek bir şey var. Abi telefonumu 2 yıldır kullanıyorum, çok memnunum ama artık pili 1 saat gidiyor. Şarj olmamaya başladı falan. Yani akıllı telefon döneminin en büyük problemi zaten batarya. Kesinlikle. Bu da herhangi bir problemden dolayı bittiği zaman, gerçi bu şey
ürün değişimi için vesaire Apple evet. çok kolaylık sağlıyor ama Apple, Türkiye'de maalesef sağlayamıyor. Evet, Apple bunları. O konularda yurt dışında çok güzel da. Çalışıyor. Ki geçenlerde işte eski iPhone'unu getir, yenisiyle değiştir işte falan. İndirim evet, konu verelim. Evet. O tarz şeyleri var. Gibi kampanyaları var. Türkiye'de maalesef işlemiyor. Belki de bu Türk kullanıcıların, hani bizim çevremizdekiler Türk kullanıcıları olduğu için, Türk Apple kullanıcıları olduğu için bu şikayetlerle çok sık karşılaşıyoruz. Ama yine de telefonun pilinin değiştirilebilir olması lazım. Yani evet, bir şekilde pilini söküp takabilmesin. Ya bir kere hani bizim Türk mantığıyla yaptığımız bir tamir etme yöntemi vardır. Abi kapatıp açtık olmuyorsa pilini çıkar, tak düzelir yani. Hani çok basit. Hani Apple'da bunu yapamadığım zaman ben kendimi Türk gibi hissetmiyorum bu hafta. Apple'ın bu anlamda biraz daha lokalleşmesi lazım. Lokalleşmesi lazım azıcık yani. Aç kapat düzelir. Aç kapat düzelir. İki vur. Hani vurmaya da dayanıklı olsun istiyoruz artık gerçi telefonları da bir noktada. Gerçi yani, o konuda Apple'a hakkını yememek lazım. Hani alüminyum kasa kullanıyorlar. Gayet sağlam evet, cihazlar evet. yapıyorlar ki umarız gerçekleşecek olan söylentilerden birisi bu sene safir ekrana geçecekler. O da, ki o da zaten birazdan da üstüne aynen, değineceğiz o konularda. Gideceğiz. Bunun dışında kamera var. Kamera gerçekten yani şu an özellikle selfie çılgınlığı, işte her yerde fotoğraf çekinelim falan şeklinde ve artık yani direkt fotoğraf makinelerinin de küçülmüş ve cep telefonuna dönmüş hale geldiğine bakarsak, çünkü Nokia Lumia var. Nokia Lumia denen bir gerçekle karşı karşıyayız, 41 megapiksellik. Bu noktada hani gerçekten yani iPhone'un kamerasının biz güçlü olmasını bekliyoruz. Ki hani, şey, 5S'in kamerası kötü bir kamera değildi. Hem gerçekten, video konusunda evet. hem evet. fotoğraf anlamında çok iyi bir kameraydı. Hatta üst düzey kameralar arasındaydı. Ama bakıyoruz işte Nokia'nın 41 megapikseli var. HTC M8'in check ondan sonra odakla iki kamerası evet. var. Ondan sonra şeyin gene Samsung S5'in S5'in 16 megapiksel kamerası var. Olması lazım. Artık biz iPhone'dan da bunlarla yarışabilecek düzeyde. Hani işte yani. Odak noktasını acayip azaltmış olan, seri çekim yapabilen, işte belki 2K ya da 4K video çekebilen. Evet, yani o konuda beklentimiz var açıkçası. Aynen, yani yüksek sayıda kare video çekebilen, video çekimi yapabilen ki 5S'de de slow motion özelliğiyle 120 kare kadar çekiyorum. Sanırım yanlış hatırlamışsak. Öyle bir şey. Hani yanlış bilgi de vermeyelim de. iPhone 6'dan da biz çok üst düzey bir kamera bekliyoruz. Ha, ama biliyoruz ki 3D çekim yapamayacak. Ne yazık ki yapamayacak yani, bu konuda. Ki ben Apple'ın tasarım dışına çıkıp işte iki mercekli bir kamera yapacağını da zannetmiyorum. Yok, muhtemelen zaten hani beklenen de o Apple'dan yani tek mercek, çok üst düzey yazılım ve hani güzel bir lensle beraber evet. iyi gene çok yüksek bir standart. Muhtemelen kullanacaklar zaten. Muhtemelen çok yüksek standart bir gene kamera bizi bekliyor olacak aynen Apple'da. Öyle. Şey vardı yalnız bu yine konseptler arasında iPhone 6 değişken mercekli kamerayla gelebilir mi? Bu takılıp çıkarılabilen optik aynen. zoomlarla değil aynen. mi? Onu ben de görmüştüm ve yani gerçekten özellikle bu Samsung'un çıkardığı zoom serisi var. Hani optik zoomlu telefon şeklinde. Hani Apple'dan bu şekilde bir atak gelirse gerçekten birçok kullanıcının beklentisini karşılar aynen. aslında. Hiç zannetmiyorum. Ama geleceğini ben de zannetmiyorum. O konuda şimdi dürüst olalım kullanıcılarımıza. Yok yani hani hiçbir şekilde geleceğini zannetmiyorum. Apple'ın kendi çizgisine de aykırı zaten. Ya, hani evet. şey değil, biz tek telefon yapalım her kullanıcıya hitap edelim mantığı var. Samsung gibi bir telefon yapalım 2 ay içinde onun 36 farklı varyasyonunu çıkartalım gibi mantığı yok ki. Bence Apple bu noktada doğrusunu yapıyor zaten. Hani bir yılda 2 tane telefon çıkartıyorlar, bu noktada eleştirilebilirler belki. Ama onun dışında hani Samsung'a bakıyorsun bir yılda Zebizyan, telefon çıkıyor tam anlamıyla. Ki biz sadece burada çıkanları görüyoruz piyasaya. Bunun tabii daha Asya ülkelerinde çok çıkan, çok farklı modelleri var. Şeye dönelim tekrar. Telefonun kasasına bağlı olmamaya, fiziksel koşullarına dönelim. iPhone'da bir ses açma kapama tuşumuz var. Bir şu an power tuşumuz var. Tepedeki power tuşumuz var ve home tuşumuz var. Evet. Biz artık bu tuşları istiyor muyuz? Yani kullanıcıların birçoğu artık bu tuşları istemiyor. Yani bu kadar hani artık teknoloji gelişti, işte dokunmatik teknolojisi iyice gelişti. Hatta işte gene Apple'ın üzerinde çalıştığı dokunmamatik denilen bir teknoloji de var. Sadece telefonun üzerine elimizi getirip bir şeyleri kullanabilmek üzerine. Özellikle
Samsung'un Note serisinde S Pen'le beraber geliştirmeye başladığı bir teknolojiydi. Hani bunlarla beraber artık Hovermatic falan diyebiliriz. Hovermatic falan gibi bir şey. Artık yani neden fiziksel tuş olsun ki? Zaten telefonun kendisi yeterince fiziksel, elimizde taş gibi duruyor yani, şeklinde olduğu için. Kenarında bir universal tuş diyeyim artık. Ha. Home tuşu da değil çünkü Android'deki yani, gibi. O universal tuş ama hiçbir işe yaramıyor. Dokunmatik bir şey de olabilir. Onun yani hiçbir zararı olabilir. Yok. Ben ona kullanırken çarpmıyorum abi. Artık hani fiziksel tuşlar olmasına dönüyor bir noktada. Hı-hı. Yani sadece bu noktada gidebilecek şeyler volume up, volume down tuşları. İşte belki home tuşunun tamamen dokunmatiğe dönmesi. Hı-hı. Ama tabii elbet bir power tuşu kalmak zorunda bir şekilde, nasıl açalım falan şeklinde. Hiç kapatmayalım. O da artık biraz sıkıntı olur yani. Hani hani nasıl açıp kapatalım değil de hiç kapatmayalım. Hiç kapatmayalım. Açık kalsın. Power tuşu da olmayı versin. Açık satılsın. Hadi olmayı versin. Açık satılsın. Şey, açık ayran alır gibi abi, bunun açığından ver şeklinde. Biz de, abi kapalısı yok muydu falan, yok biz de açık her şey şeklinde. Abi Apple'da görebiliriz yani bu ticareti de en sonunda. iPhone 6 nasıl olacak? Böyle olacak. Böyle yayık ayran gibi, buyurun oynayın bununla diye. Telefonun fiziksel varlığından bahsederken bir de özellikle şu son birkaç ayın hani tüketici elektroniği fuarı CES'ten sonra furya haline gelen, herkesin böyle acaba neymiş bu, acaba neymiş bu diye peşinden koştuğu bir kıvrımlı ekran mevzusu var ki Samsung Galaxy'li kıvrımlı ekrana geçti. Evet. LG G-Flex'i çıkardı ki G-Flex'in tasarımı çok tatlı olmuş. Samsung'un daha üzerinde çalıştığı kıvrımlı ekran modelleri kıvrılabilir geliyor. Ekran kıvrılabilir var. Ekran var. Evet. Peki, daha doğrusu. Peki iPhone 6'nın kıvrımlı ekran olmasını istiyor muyuz? Yani hani çok büyük bir fark yaratacağını ben sanmıyorum. Ben anlamıyorum zaten. Kıvrımlı yani, ekran. Hani gözümüze şöyle azıcık daha açılı geliyor falan. Hani tamam, bunu şu an televizyon firmaları, yani televizyon üreten firmalar büyük kullanmaya ekran, başladılar. Büyük, büyük ekranlarda çok iyi. Hani gerçekten çok sinema iyi. Sinema perdesi gibi. Bu hafif kıvrımı verdiğiniz zaman hem görüntü çok daha net oluyor, evet, hem bakış açınızı çok fazla etkiliyor. Bütün ekrana hakim olabiliyorsunuz. Hı-hı. Görüntü bozulması yaşamıyorsunuz ama bunu telefonda bu işte kullanmak 4.5 inç. Yani hani bunu telefonda kullanmak yani bir noktada bana biraz gereksiz geliyor. Bana şu an için. Ziyade şu an için hani, gereksiz geliyor. Madem yapabiliyoruz niye yapmayalım? Ha, biraz öyle yani. Sadece madem yapabiliyoruz meselesi benim için. Çünkü dediğim gerçekten gibi, öyle. Yani 4.5 5 inçlik ekranı kıvrımlı yapsan tam ne olacak, olur? Yapmasan ne olur? Kıvrımlı yapmasan ne olur? Hani yani gerçekten bu konuda diyebileceğim, hani Apple kullanıcılarının çok da hani kıvrımlı ekran olsun ya da olmasını ben inanmıyorum. Yani çok bir şey değişeceğini onlar için. Bir de kıvrımlı ekran pazarlama stratejileri var. İşte Samsung'unki genişlemesine kıvrımlıymış, LG'ninki uzunlamasına kıvrımlıymış, yanağa oturuyormuş. Hmm. Mikrofon ağza daha yakın. Hani oluyormuş. Daha sonra biz bunu zaten kıvırdıkla başlayan aynı döndürmesi kıvırmaya devam edelim. İşte ekranı telefonu da yavaştan kıvırabilirsiniz de dönmesin olay. Çünkü zaten fiyatlar gerçekten kıvrılmış durumda geliyor Türkiye'ye. Yani ben gene tekrarlıyorum, çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum kıvrımlı ekranla ilgili. Peki geçen sene 5S ile birlikte A7 diye bir chipset çıkardı. Evet. 64 bit destekliydi. Hı hı. Hala hiçbirimiz ne işe yaradığını bilmesek de 64 bitin. Çünkü onu gerektirecek bir uygulama yok. Onu gerektirecek bir işletim sistemi var şu an. Gerçekten. Ne 64 bitte ihtiyaç duyan uygulama var. O da bir anlamda sadece yapabiliyoruz. Madem yapabiliyoruz niye yapmayalım? Yani neden yapmadık aslında. Teknolojisi? Aynen. Neyse 64 bite geçtik. İyi yaptık ya da kötü yaptık ama bir şekilde mobil 64 bit çiplerimiz geçtik var artık. iPhone 6'nın chipseti ne olacak? İşlemcisi ne olacak? Yani, Intel'le çalışıyorlar, bir çılgınlık yapacaklar mı? Ha, bir çılgınlık yapacaklar mı? Aslında yapacaklar. Çünkü A7 ile devam edecekler gibi gözüküyor. Hani herkes böyle işte Android piyasasında Snapdragon'un 700-800-900-1000 ooo falan diye giderlerken 800-900-1000 Nexus 6 için 810, Snapdragon 810 ile çıkıyor. Hani yani böyle orada rakamlar alıp başını gitmişken şimdi biz burada A7'yiz abi diyecekler. Kesin yani bu şekilde bakılıyor. Çünkü A8'in 6S'le beraber geleceği söylentileri çok fazla, hı hı, bu noktada. Hani o da işte Apple'ın daha önceki geleneğinden kaynaklı. Gelenek artık yani. Önce seriyi değiştirelim sonra iyisini öyle yapalım. Ya artık Apple şunu yapıyor. Bir üst modele geçtiğinde, numara değiştiğinde size sadece yeni özellik sunuyor. İşte
bu nasıl diyelim, orta seviye kullanıcılar için diyebiliriz bir noktada. Bir anlamda. Hani çok fazla performans istemeyen, hı-hı, sadece işte etkileşimli bir telefonu olsun, hı-hı, isteyen kullanıcılar için ideal bir iş yapıyor. Ama bunu biraz makyajlayıp performansını arttırıp S serisi olarak çıkarıyor. Yılın bir sonraki yarısında da işte special diyebileceğimiz yani daha cihazlar üst düzey çıkıyor. Kullanıcılara yönelik cihazlar çıkartıyor. Yani bu noktada biz A8'i muhtemelen 6S ile beraber göreceğiz. Şimdikini de hani söyledikleri gibi işte A7S, optimize. Aynen öyle. O tarz aslında bir şey göreceğiz. Bu çerçevede baktığımız zaman biz optimize edilmiş bir 5S ile karşılaşacağız. Aslında evet. Yani 5.1S gibi bir telefonla karşılaşacağız. 5.1S zaten olacak. Sadece işte bu yeni beklenen birkaç tane tasarımın ortaya çıkışıyla, telefona uygulanmasıyla beraber hani makyajlı bir 5S göreceğiz. Hani peki makyajlı 5S dedik. iOS 7.1 ile ilgili hala bir sürü haber çıkıyor. 7.1.1 işte hataları düzelttik vesaire. iOS 8'in gelme ihtimali var diyorlar. iPhone 6 ile birlikte. iPhone, biz de diyoruz gelme yani ihtimali. iPhone 6 ile birlikte gelecek gibi gözüküyor. Hatta hani önce işletim sistemini tanıtıp daha sonra telefonu çıkarmak gibi de bir çılgınlık yapabileceğinden bahsediliyor Apple'ın. Ama hani beklentilere bakarsak açıkçası gene iOS 8'in de 6S ile beraber geleceği gibi gözüküyor. Çünkü iOS 8'in muhtemelen bu özellikle de yeni konuşulan multitasking olaylarının işte kaldırabileceği bir donanıma sahip olacağına ben altının inanmıyorum iPhone 6'ın. Ki artık bence Apple'ın iOS 8 ile mi yapacak, nasıl yapacak bilmiyorum ama multitasking'e geçmesi lazım. Geçmesi lazım. Özellikle Android telefonların, hı-hı, ve tabletlerin bu noktada çok büyük bir avantajı var. Bakalım nasıl olacak açıkçası bu konuda. Peki, biz de bekliyoruz. Kullanıcıların beklentilerinden vesaireden bahsettik. Bir de işin artık işte çeşitli haber kaynaklarından ya da şirketin kesinleşen şeyler de var. Ya da aha bak bu böyle olacak kesin dediğimiz işte geçtiğimiz günlerde kılıfları, hı-hı, çıktı piyasaya. Onlar gibi artık kesin gözüyle baktığımız özellikler var. Ben önce kılıflardan bahsetmek istiyorum açıkçası. Kılıfları. Çünkü abi çok renkli olmuş. Abi hani silikon böyle cafcaflı, i̇şte renkli renkli. Şey değil hani şuna bakıyorum bembeyaz, telefona bakıyorum simsiyah. Niye pembe? Kılıf niye pembe? Yani bir de şeffaf böyle plastikten, plastikten yapmışlar onları. Oynuyor böyle. Benim kılıfları hiç hoşuma gitmedi. Yalnız kılıflarda şöyle bir şey var. Az önce sözünü ettiğimiz pav düğmesini yan tarafa almışlar. Evet, o öyle bir ilginç bir deneyim sunacak açıkçası Apple kullanıcılarına. O çok kullanışlı da olabilir ama hani telefonu böyle tuttuğumuzda şu baş parmağı tepesi ki boyunun büyüyeceğinden bahsediyoruz. Yani boyunun büyüyeceğinden bahsediyoruz. Tam tepesinden basmaktansa eldeyken, yandayken basmak çok daha kullanışlı hani olabilir. Sızan bilgilerde zaten artık tamamen tek elle kullanımı yani idealleştirmek üzerine, yani sonuçta bu şekilde basmak gerçekten zordu ve direkt yandan basmanın daha kolay olacağını düşünüp power tuşunu yana çekmişler olarak zaten gözüküyor şimdilik. Şey, baş parmağıyla da power düğmesi kullanan kimse yok. İşaret parmağıyla direkt böyle kullanıyorlar. Onun dışında ekran demiştik. Hani safir ekrandan bahsedeceğiz. Safir ekrana bahsedeceğiz demiştik. Hani kesinleşen bilgiler arasında Apple'ın işte 100 milyon tane safir ekran siparişi verdiği biliniyor artık işte yani. Fabrikaya ortak olduğu söylentileri çıktı. Fabrikayı satın aldığı söylentileri çıktı. Haberler çıktı. Ama bir safir ekran gerçeği var. Bu safir yani ekranı telefonlarda mı kullanacak yoksa iWatch'ta mı kullanacak hala şüpheyle, hı-hı, bakıyoruz ama 100 milyon adet safir ekran gerçeği yani var. Peki safir ekranın özelliği nedir? Safir ekran hem çok sağlam hem de çok ince ekranlar yapmamızı sağlayabilecek bir ekran teknolojisi. Hani tam bir Gorilla Glass kaplaması vesaire telefonunuza ekstra bir sağlamlık, hı-hı, sağlıyor. Ama bunu şu hem an camı mümkün olduğunca ince tutup hem de en sağlam hale getirebildiğimiz, aynen, ekran teknolojisi safir ekran. Aynı zamanda ya işte görüntünün parlaklığı yenisi çıkana kadar safir şimdilik yapacak bir şey. Görüntünün parlaklık kaybetmemesi, işte siyah beyaz zıtlığını da en iyi yansıtan ekranlardan biri diyebiliriz safir için. Ama şöyle bir problem var. Şimdi iPhone 6 için iki model çıkacak söylentileri var. Biri 4.5 inç, biri 5.7 inç. Ki bence 5.7 inçlik bir iPhone çok kötü olur. Hani 5.7 inç Samsung'da sırıtmaz belki ya da başka bir telefonda yani sırıtmaz ama iPhone'da o kadar büyük bir ekran bence sırıtır. Bakalım nasıl olacak? Hani onu biz de merak ediyoruz. Hatta gene sızan bilgiler içerisinde küçük olan modelin safirle, büyük olan modelin Retina 2 ekranıyla devam edeceği söyleniyordu.
Açıkçası ben de çok merak ediyorum 5.7 inç nasıl yapacaklar, hani sonuçta bir iPad miniler falan varken onlar gibi bir şey mi göreceğiz gene kulağımıza şöyle oturan telefonlar şeklinde, biraz garip olacak. Yani şey, iPad mini ile telefonla konuşmak çok garip olmaz mıydı? Neredeyse onun kadar zaten. Eski Engage'leri hatırlar mısın? Of. Kulağımıza şöyle yandan böyle Atlantalıyız artık şeklinde. Biz balık adamlar olduk şey, kulağın yanında zaten bir telefon. Telefonlar şey, kocamandı. Küçüldü. 18 Nokia 5110 işte. Küçüldü. GH688. Of, onlar tabii. Çelik kasa. Küçüldü. Nokia 8850 oldu. İşte Siemens'in ufak modelleri geldi. 8310 vardı. Şu kadar ufacık bir telefon falan vardı. Sonra o şimdi küçüldü. Şimdi tekrar büyütmeye başladık. Tablet kadar telefonlar oldu lan. Bakalım ne olacak yani artık. Hangisinin iyi olduğuna karar veremez oldum artık. Yani kullanıcıya bağlı oldu artık yani. Yapılabilecek bir yani şey. Diğer yok taraftan çok rahat. Hani telefonu gerçekten alıp işte maillerini okurken ya da bir şeyler yazarken falan çok rahat kullanabiliyorsun ama diğer taraftan da cebinde taşıyamıyorsun. Bunun ismi niye cep telefonu? İşte. Biz neden çantası, hala bunlara telefon diyoruz aslında ya? Çantasız neden çıkanlar, bilgisayar demiyoruz artık? Gerçi bir de öyle bir gerçek yani, var. Çantasız çıkamaz olduk ama telefon. Onlara da girersek başka program, biraz da, başka biraz zamanlar. Biraz daha toparlayalım. Değiştirilebilir pille geleceği. Evet. Neredeyse kesin. 1500 mAh'dan 3000'e çıktıkları 3000 artık mAh'e çıkacak ki gözüküyor. Birisi bir şeyler yapsın zaten batarya konusunda. Yani artık evet. Sabah evden çıkarken şarjdan çıkart, akşam eve dönünce şarj tak. Tak şeklinde artık bıktık bir noktada. Yeter. Bu kadar hızlı bitmesinden pillerin. Evet, 3000 mAh gerçekten yüksek bir rakam. Telefon için çok yüksek bir rakam. Bunun için hala daha batarya üretim çalışmalarına devam ediyormuş Apple sızan bilgiler arasında. Sanırım iyice açıkladı, yani telefonun nasıl bir şey olacağını açıkladıklarından sonra muhtemelen bataryaları da üretip telefonu tamamen satışa sunacaklar gibi gözüküyor. En son kamera dedik bu bahsettiklerimizde. Gene küçük boyutlu olan Apple'ın 13 megapiksel bir kamerayla geleceği söyleniyor. Ki 13 megapiksel gayet yeterli bir rakam hani, Apple için. Tamam, kamera demek megapiksel demek değil. Bunu değil. Artık oturması lazım bizim tüketicilerimizde de. Maalesef bizde öyle bir sıkıntı var çünkü. Bu ne kadar? Kaç megapiksel bu? 40 megapiksel. Kaç megapiksel? 10 megapiksel. Böyle bir mantık yok artık. Abi hani, 8'le fotoğraf mı çekilir? Al 41'ini falan diye. Çok fazla yani, insan var yani. Çok fazla değişkeni var. Kamera yazılımı buna etkiliyor. Lens kalitesi buna etkiliyor. Filtresi buna etkiliyor. Etkiliyor da etkiliyor. Milyonlarca çok şey var. Çok fazla yazılım var. Özellikle Apple bu konuda kamera teknolojilerinde lenslerini çok kaliteli kullanması ama megapikseli düşük olsa bile kullandığı yazılımlarla bunu gerçekten çok üst noktalara çekebildiğini gördük. Yeniden bunu yapacak. Büyük olacak modelde de 10 megapiksel kullanacaklarmış. Kafi. Bence kafi. Yeterli. Yani onun muhtemelen bu işte 5S 5C gibi büyük olanı işte 6C gibi bir modelle sunup belki de hani abi biz bunu büyük yaptık ama bir şeylerinden kıstık şeklinde yapabilirler. Benim o iki model telefon konusunda çok ciddi şüphelerim var. Çünkü bunu geçen sene denedi. Bir 5S çıkardı, bir 5C çıkardı. Çok hani da olmadı. 5C dünya genelinde çok fazla tutmadı. Hani tamam biz Türkiye'de 5C ile karşılaşmıyoruz. Gerçi 5S ile ne kadar karşılaşıyoruz da. 5C ile çok fazla karşılaşmıyoruz ama bu yurt dışında da böyle. 5C'nin satışları o kadar da gitmedi aslında. Çok hani gitmedi, evet. Colorful demek istediler, genç nesle hitap etmek istediler, biraz daha belki öğrenci telefonu hatta yapmak istediler ama çıkardıkları renk seçimlerinde bile Star Wars'a bir gönderme bile kullandılar yani işte altın renkli, işte C-3PO olsun, işte beyaz olanı RT-D2 falan diyelim şeklinde bir şeye de girdiler. İşte olmadı abi, olmadı yani. Bir şekilde olmadı, birileri bir şekilde olmadı. Sevmedi ya da tutmadı. Gerçi aralarında sadece $200 fiyat farkı koyarsan ben de 5S varken niye 5C yani 5S ben de o şekilde alırdım. Ama bu sefer boyutunu değiştirmeye karar verdiler. iWatch'a geçeceğiz birazdan. Bu sefer boyutunu değiştirmeye başladılar. Ha. Ona karar verdiler. Belki oradan yırtabilirler. Hani aynı tasarım çizgileriyle sadece boyutlarını değiştirip her iki taraftaki kullanıcıya da hitap etmeye çalışabilirler. Hı. Göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bakalım. iWatch dedim aynen, biraz önce. Aynen iWatch. Çünkü artık ben çok hevesliyim o konuda iWatch. Hani ben hala bir Casio kullanıcısı olarak iWatch bekliyorum. iWatch konusunda o kadar hevesli değilim abi. Çünkü
Apple'ın yine kendi çizgisini, kendi karakterini bozmayıp iWatch diye aslında şu Casio'dan çok da farkı olmayan bir şey çıkartacağını düşünüyorum açıkçası. Böyle Casio'nun renklisini yaptık, dokunabiliyorsunuz. Tamam, güzel çekti. Casio saati gösteriyor, iOS 8 var. Gerçekten. Hani ben o anda o konuda Apple'ı çok eleştiriyorum. Ya abi eleştirilmeyecek hani gibi işin, değil bir noktada. Biraz sonra işin realist tarafına da geleceğiz. Hani peki Apple bize ne sunacak iPhone 6 diye noktasına geleceğiz. iWatch'ta bence öyle bir şey olacak. Ya benim iWatch'u bekleme nedenlerimden biri aslında şu. Yani çok fazla firma bu akıllı saat işine girdi. Kesinlikle. Ve hani ilk zamanlara baktığımızda yani bu telefon piyasasında da böyleydi. Çok fazla firma atılmak istedi ama çizgiyi bir şekilde yani Apple belirledi. Buna diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Yani ne kadar sevsek ya da sevmesek de. Kesinlikle bizim akıllı telefon dediğimiz şeyin. Yani çizgisini Apple yarattı yani. Apple'ın. Hani o konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Ya tamam yaptalım. Şeylere hiç girmeyelim işte o ondan onu çaldı, bundan bunu çaldı ama hani bir dizayn, bir tasarım, bir şey dediğimizde ya iPhone hani açıkçası ya, ben bile ilk kullandığım akıllı telefon iPhone'du yani çünkü ya, piyasaya yayılması öyle oldu. Öyle bir şeydi ki işte telefonlar gelişiyordu, carttı, curttu. Apple iPhone diye bir ürünle çıktı ve telefonu baştan yaratıyoruz diye çıktılar o lansmanları falan yani, hatırlarsın. Gerçekten de öyle oldu yani. iPhone diye bir ürünle çıktı ve biz dedik ki ya evet bizim aradığımız buymuş. Biz şimdi, telefondan bunu bekliyormuşuz. Ya hani iWatch'ta belki bunu diyemeyecek bile olsak en azından şu anki gelişen akıllı saat teknolojilerine bir bakın böyle bir şey de var şeklinde aynen, gene bir aynen yol gösterici hı-hı şeklinde bir şey olacağına ben inanıyorum iWatch'un bu noktada. Aynen öyle. Peki konseptlerden falan bahsettik beklediklerimizden. Türk bir tasarımcının konsept videosu vardı. Evet. Evet. Birkaç ay önce yayınladık. İstersen önce onu izleyelim. Hı-hı. Orada bir göz sonra, atalım. Ondan sonra da Apple bize gerçekten neler sunacak? Acaba ayakları yere basan iPhone söylentileri neler olacak? Bakalım, biz gerçekten bakalım neler olacak? Daha realist olarak nelerle karşılaşacağız iPhone 6'dan ondan bahsedelim. Biraz sonra tekrar buradayız. Görüşmek üzere. Yeniden birlikteyiz arkadaşlar. iPhone 6'dan bahsediyoruz. Şimdiye kadar kullanıcıların beklediklerini anlattık. Sızanlardan bahsettik, sızan bilgilerden bahsettik. Ama artık Apple bize Haziran ayında, çok büyük ihtimalle Haziran ayında, evet, aslında onu bile bilmiyoruz. Haziran'da Apple iPhone 6'yı tanıtmayabilir. Ama büyük ihtimal tanıtacak gibi gözüküyor. Bakalım. Artık bize neler sunacak, Apple bize neler getirecek onlardan bahsedelim. Daha realist olanlardan, hani Apple'ın kurumsal kimliğini de göz önünde alarak daha gerçekçi olan düşüncelerden bahsedelim. Yani bu noktada hani kesin görebileceğimiz şeyler artık iki tane telefon olacak. İki boyutta telefon olacak. Evet. Ama Haziran'da olmasa bile bu yıl içinde iki farklı zaman, boyda iki farklı boyda iPhone gelecek. Bu noktada ne olacak? Tamam 6 hani çok güzel falan filan gibi şeyler olacak, tanıtılacak falan ama makyajlı bir 5S göreceğiz. Söyleyemiyorum bile artık. 5S evet, göreceğiz. Makyajlısını göreceğiz. Çünkü çok bir yenilik geleceği gözükmüyor. Sadece çok, değiştirilebilir yani çok büyük bir pil eklenecek gibi zaten gözüküyor.
biz yıl içinde incelemelerimizi yazdığımızda, işte güncellemelerini yazdığımızda, aa bu özelliği de varmış diye haberlerini yaptığımızda da ortaya çıkacak. Aslında gerçekten evet, yılın en iyi telefonları arasında yer alacak bir telefon olacak iPhone 6. Ya orası kesin gözüyle bakıyoruz artık. Şüphesiz. Hani yadırgayamayız. Evet. Ama diğer taraftan baktığımız zaman işte birileri iPhone 6'dan daha iyi olacak. Kesinlikle. Ve ona da katılıyorum. iPhone 6 aslında 5S'i çok da ileriye götürmemiş. İnovatif olarak çok bir şeyler katmış bir telefon yani, olmayacak. Hani 6S'e kadar arada alın bununla oynayın şeklinde. Aynen öyle. Bir şey olacak hani, açıkçası. Ya biz tamam daha iyisini yapacağız ama şimdilik bu var. Şimdilik bu var. İdare edin. İdare edin şeklinde bir şey olacak. Ben açıkçası büyük modelinden de çok beklentili değilim. Çünkü piyasada 5 inç üstü çok güzel, çok ama gerçekten çok güzel telefonlar çıkıyor ve çıkacak. Bu noktada ben o anlamda açıkçası büyük modelinden daha ümitliyim. Çünkü ben çok değilim. Ya kullanım standardı olarak diyorum. Hani Android tamam kişiselleştirilebilir, her şeyi kostümize edilebilir vesaire, çok güzel. Uygulama mağazası çok daha geniş vesaire. Ama iOS'in bir kullanım kolaylığı var. Basitliğinden gelen yani, bir şeyi var. Hani senin hiçbir şey değiştirmene izin vermiyor. Müdahil olmana izin vermiyor. Ne varsa onu kullanıyorsun. Ya birçok kullanıcıya gerçekten hitap eden bir işletim sistemi. O yüzden bu anlamda büyüğü tablet, büyük olan iPhone 6 tablet olarak kullanıldığından, kullanılabileceğinden tercih edilen bir model olabilir. Bakalım onu da göreceğiz yani. Çıkmasını beklememiz lazım bir şekilde. Hani elimiz alıp gerçekten baktığımızda nasılmış o şekilde göreceğiz. Aynen öyle. Onun dışında Türkiye'de ne olacak bu? İşim bir de orası var. İşin gerçek tarafı var bir de. Hani, fiyat için iPhone 6 5S'in piyasaya çıkış fiyatından 100 dolar fazla. 100 dolar daha fazla olacak diyorlar. İşte birkaç sızan bilgiye göre Türkiye ile ilgili de 2500 liranın üstünde olacak gibi gözüküyor. Ama 5S'in 3200 ile çıktığını varsayarsak 3500 liraya muhtemelen biz bir iPhone 6 alan insanlar göreceğiz. Yani ben buna canlı gönülden inanıyorum. Ha peki, ne olacak bu iPhone 6'lar? Öyle bir şey oldu. 3500 liraya çıktı. Alır mısın? Almam. Çok net. Almam. Çok açık ve almam abi 3500 liraya. Yani hani çünkü 3 ay sonra 4 ay sonra neredeyse yarı fiyatına inen bir piyasası var. iPhone'un öyle bir piyasası yok aslında. iPhone o kadar çok fazla düşmüyor. Ya ama değer kaybetmiyor. Ama şeyden hani ya da yani, elden çıkartırken yine aldığının yarı fiyatına ikinci el pazarı da satabiliyorsun iyi bir şekilde. Ama ya şundan bahsetmek 3500, istiyorum. 3500, 3200 abi onlar, telefon alıyorsun. Ya şimdi şöyle düşün. Bu telefonun yurt dışı fiyatı 600 dolarken bizde vergileriyle falan bize geldiğinde olması gereken fiyat işte 2000, 2200 belki 2500 lira civarındayken bunun işte zaten ilk gelen 3100, 3200, 3500 liralık şeyler bir noktada da hani kaçak yollardan geleceği için hani vermem. Çünkü sana dediğim o düşüş de o şekilde olacak. Haziran'da gerçekten çıkar, Ekim'e kadar beklerim. Ha, yani ya da resmi şekilde Ekim'e, belki şu an Apple Store'un da açılmasıyla beraber Apple Store aracılığıyla gelecek cihazların bir noktada daha uygun fiyatlı olacağını ben düşünüyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bir şey olmayacaktır en azından. Ya da o aradaki dağ gibi büyüyen fark biraz daha küçülecektir. Biraz daha küçülecek. Ya onun dışında Türk kullanıcıları ne yapacak? Tabii ki de WhatsApp, Facebook, Twitter çok hızlı açılıyor abi falan. Hadi bir selfie çekelim madem şeklinde işlerden sonra oturdukları kafelerde masanın üstünde duran bir süs olacak sadece yani. Araba anahtarının ve cüzdanın yanında. Yanında abi çok şekil iPhone'um var şeklinde. iPhone 6'nın en büyük özelliği ne? Masada çok şık. Masada çok şık. İnşallah çok şık bir cihaz gelir de bizleri yanıltmaz yani bu noktada. O zaman yavaş yavaş toparlayalım. Biz iPhone 6'dan ne bekliyoruz? İki model. Şık görünen, büyük ekranlı, yılın en iyi telefonu olmaya aday ama olamayacak. Olamayacak. Net. Ve pahalı bir telefon bekliyoruz. Pahalı bir telefon bekliyoruz. Yani gerçekten. İki modeliyle de olsun, nasıl çıkarsa çıksın pahalı olacağını biliyoruz. Bir de olsa, iki de olsa pahalı olacağı garantisi var. Kesinlikle. En azından Türkiye koşullarında pahalı Türkiye olacağı koşullarında garantisi var. Aynen öyle. Yurt dışına da çok fazla bok atmayalım. Bakalım şimdi, ya ben 6S'e kadar bekleyelim diyorum. Çünkü Apple hiçbir zaman yanıltmadı bu konuda S serilerinde bizi. Muhtemelen 6S incelememiz çok çok iyi olacak. Çok daha iyi olacak. Hani inanıyorum. Bu kadar, şimdi kullanıcı izleyicilerimiz arasında mutlaka şey vardır. Ya işte iPhone'a çamur atıyorlar. Ne çok attınız abi şu an böyle sıvadınız şeklinde. Onlar var ki yorumlar falan da zaten çok
hoş olmayacaktır. Kesinlikle. Ama diğer taraftan da gerçeği kabul etmek gerekli. Hani Apple'ın işte biz ne kadar verirsek onunla oyalanın gibi bir kurumsal kimliği var maalesef. Var. Var. Yani satış stratejisi diyebiliriz. Apple'ın ürünlerine kötü demiyorum. En önemli iPad Air duruyor şu an. Ve çok memnunum. İçeride Android tablet de var. İkisini de kullanma fırsatım oluyor ama Air çok iyi. Yapacak bir şey yok. Yani sonuçta burada şey de yapmıyoruz. İşte iOS mu daha iyi, Android mi daha iyi demiyoruz. Sadece Apple'ın genel bir kimliği var. İşte biz 5 serisinden 6'ya çıkıyoruz ya da 4'ten 5'e çıkıyoruz. Alın size ortalama bir cihaz. Ama işte biz S yaptık. İşte bu harika bir cihaz aynen şeklinde. Öyle. O yüzden bakalım. Yani iPhone 6 bize söylediğimiz şeyleri getirecek mi? 6S bize neler getireceği de artık başka bir programda. Aynen öyle. Bir şekilde konuşacağız. Arkadaşlar sizlere iPhone 6 ile ilgili duyduklarımızı, bildiklerimizi, söylenenleri, sızdırılanları anlatmaya çalıştık. Haziran ayında umarız ki Apple iPhone 6'yı tanıtır ve biz canlı yayında bu söylediklerimizin bir kısmını yutmak zorunda kalırız. Umarız bizim düşündüğümüzden, bizim beklediğimizden daha iyi bir cihazla karşılaşırız. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Ben Barış Kahraman. Ben Semih Nazlı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.